Konkordato'ya başvuracak olan alacaklı veya borçlular şirketlerinin veya şahıs adi şirket ise adi şirketlerin muamele işlemlerinin bulunduğu Asya Ticaret Mahkemesi'ne bir dilekçeyle başvururlar. Bu dilekçenin içerisinde o şirketin cari hesapları, bilançoları, ara bilançoları, şirketlerin tasdikli ticari defterlerinin tasdikli örnekleri ve şirketin aktif ve pasiflerinin tamamını gösteren bir bilançolayla mahkemeye başvurabilirler. Asya Ticaret Mahkemesi'dir. Asya Ticaret Mahkemesi'ne bir konkordato projesiyle başvurmaları gerekiyor. Konkordato projesiyle başvurulan ve eksiklikleri tam olarak mahkeme tarafından gözetilen bir dilekçede mahkeme 3 veya 5 aylık süre içerisinde bir geçici mühlet veriyor ve bir konkordato komiseri tayin ediyor. Konkordato komiseri şirket hakkında bir rapor sunuyor. Dolayısıyla bu rapor mahkeme tarafından yeterli görülürse ve eksik olmayan bir evrak var ise bu durumda 3 ila 5 ay arasında geçici bir mühlet veriyor. Bu konkordatoyu ilan ediyor. Bu ilanı da şirket merkezinin bulunduğu ticaret odalarına basın ilan kurumu aracılığıyla ilan ediliyor ve almış olduğu bu kararı da tapu siciliklerine, vergi dairelerine, bankalar birliğine ve diğer finansal kurumlara bildiriliyor. Bu bildirimden sonra kişiler konkordato talep etmesini gerektirecek herhangi bir gerekçe görülmediği takdirde 7 gün içerisinde itiraz edebiliyorlar. Bu 7 günlük süre kesin bir süredir. İtiraz edilmediği sürece zaten konkordato kabul edilmiş oluyor. Geçici mühlet kararı alınmış oluyor. Bu durumda şirketin işleyişi Alacaklılar Kurulu ve komiser kanalıyla yürütülmeye çalışılıyor. Ve yürütülen bu faaliyetler her ay içerisinde mahkemeye rapor ediliyor. Raporlar yeterli ve gerekçeleri sağlam ise mahkeme bir yıllık kesin müddet verebiliyor. Burada konkordato kesin mühleti aldıktan sonra şirketin işleyişi komiser ve alacaklılar kuruluyla beraber gidiliyor. Konkordato alındıktan sonra ise borçlu öncelikle ivazsız tasarruflarda bulunamıyor, rehin veremiyor, kefil olamıyor. Şirketin menkul veya gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf edebilecek faaliyette bulunamıyor. Bir nevi fiil ehliyeti kısıtlanmış oluyor. İfras ertelemesi sermaye şirketleri ve kooperatifler başvururken konkordatonun alanı biraz daha genişletilmiştir. Buna istinaden gerçek kişiler, sermaye şirketleri, kooperatifler, onunla ilgili olarak da şahıslar direkt konkordato yolundan başvurabilmek için başvuru yapabiliyorlar.